Evet, bugün 12 Kasım Pazar. Odun pazarındayım, Eskişehir'deyim. İnsanların pek yürümediği sokaklarda yürüyeceğim. Daha doğrusu o sokaklara döneceğim de. Biraz yürümeyen sokaklardan yürüyorum. Çok böyle toparlanmamış sokaklardan. Atatürk Lisesi ile kayda başladım. Buradaki en eski liselerden biri. Bir de tepe başında Maarif Koleji vardı. Veya sonraki adıyla Anadolu Lisesi. Şimdi adı ne oldu bilmiyorum. Orası yabancı dille eğitim yapan bir liseydi. Ablacığım iyi günler. Evet, biraz yanaşayım şöyle de. Sonunda bir tane anıt ağaç var. Çınar ağacı. Şöyle çekeyim. Az önce ne kadar yerde bilmiyorum. Şuradaki mavi binaya biraz yaklaşmak istedim. O da sonradan toparlanan binalardan mı acaba diye bakıyorum. Parkın içine gireyim. Çok değişik sokaklar var burada. Şurada bir ev yıkılma işine gelmiş. İçindeki eşyalar boşaltılmış. Şurada ara sokağı gördün de. Burayı bir göstermek isterim. Hava ne yazık ki kapalı. Dün akşamdan beri yağıyor.
biraz fırsat verdi. Şemsiyeyi aldım, dışarı çıktım. Aslında şurayı görmüştüm ama çekebilir miyim dedim. Diğer taraftaki mavi binaya kapıldık gittik. Şuradan biraz daha ineyim, döneyim. Yürürken arkeoloji müzesine uğradım. Atatürk Bulvarı üstünde. Son uğradığımın üstünden bayağı bir zaman geçmişti. Ne değişmiş diye girdim. Yeni bir şeyler ilave etmişler gördüğüm kadarıyla. Veya o zaman o kadar dikkatli bakmamışım. Yoğun olarak Roma dönemi mezarları, stelleri var. Frig döneminden bir şeyler var. Küçük bir müze. Geldiğinizde çok da zaman kaybetmezsiniz uğrayarak. Evet, bilindik toparlanmış sokaklara geldik.
Şöyle dönüyorum artık. Tanıdık bildik yerlere doğru. Eskişehir'e gelecekseniz arabayla gelmeyin. Park yeri ciddi sıkıntılıdır. Herkes arabayla gelmeye çalışır. Sokaklar dar. Pek trafiği kaldırmıyor. Sonra ek hesap çektik ya. Evet. Ek hesap çekince o durdu. Orada kadın açtı. Kim geldi? Karşımızda Kurşunlu Külliyesi. Bayağı bir yukarı çıkmışız.
Ya şöyle kurşun külliyesine bir gireyim. Çok fazla bina içine girmeden. Gelmişken bence biraz daha gelsin ya, yoruldunuz mu? Evet, 16. yüzyıla ait, Osmanlı dönemine ait yapılar grubu. El sanatları satılan bir merkez. Şuradan gidelim. Ortada kurşunlu cami var. Şu bina. Ne kadar göstereceğim, o kadar yakın ben bilmiyorum. Biraz daha aşağıdan daha rahat olabilir. Şöyle inelim. Orta olsana. Evet, herkesin adımladığı bölgeye geldik. Ayşe kanki. Arkada duruyor.
Eyvallah, işler olsun abi. Arkamda bir tane teyze var. Yeni yatırdırmıştır. Ablacığım merhabalar. Nasılsınız? Oturuyorum bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Odun Pazarı Belediyesi Ahşap Eserler Galerisi Müzesi. Tam karşımızda. Bir yana plaktan çalındığını düşündüm. Abim çok güzel söylüyormuş. Evet, atlan. Lüle taşı eserler bulabilirsiniz burada.
3-5 tane çok toparlanmamış ev gördüm. Bir bakalım. Havada biraz odun kokusu var. Bayağı da bir kömür kokusu var. Şöyle devam ediyorum.
şuradan gidelim ya. Eskişehir'in helvaları var. Met helvası bunlardan birisi. Onun dışında levlevi kurabiyesi diye tanımlayabileceğim kurabiyeler var. Atağına girmeden şurada soldan devam edeyim. Tesbihler. Düğe taşı. Heykel yapanlar var. Böyle süs eşyası yapanlar var. Şöyle dönmem. Burada kesiyorum arkadaşlar. Görüşürüz.